Şimdi bu şifa Şerif dersinden daha büyük bir ders yok. Hep zaman söylüyorum. İnsanları haberdar edin. Hemen Lale TV'nin başına topalaşsınlar. Veya işte internet üzerinden takip ediyorlarsa radyodan da olabiliyor bu dersler. Çünkü şu saatte yani şu anda bu konudan daha büyük bir konu olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, mizahından işte efendim ee, insanlarla görüşmesinden, çocuklara davranmasından, kölelere davranmasından, fakirlerle muamelatından, hasta ziyaretlerinden, işte efendim insanlarla konuşma, mükaleme, muhataba, adabından vesaire vesaire sayılıp duracak. Kainat Efendisi Allahu Teala'nın en değerlisi. Allahu Teala katında. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail Aleyhisselam'dan da üstün. Ya bütün peygamberlerden üstün. Cebrail aleyhisselamdan, Mikail aleyhisselamdan, İsrafil aleyhisselamdan üstün. Arştan üstün, kürsüden üstün, Kabe'den üstün. Ya Abdullah aleyhisselam radıyallahu anh öyle buyurdu. Bir hadis-i şerif bugün gördüm. Yani Allahu Teala çok mahlukatı var diye sayıyor. Arş sayıyor, kürsü ve şah kürsüsü, semavat ve Kökleri yerleri kuşatmış Allah'ın kürsüsü, Allah'ın arşı. Ve Rabbul Arsul Azim. Büyük arş diyor ona. Ondan sonra efendim Hazreti Cibril'in nevle kavlu Resulün kerim zi kuvvetin indedil arşu mekin muta'in sebe. Hazreti Cibril allemehu şedidil kuvvati ve mirratin festevahuhu bil ufuk. Hazreti Cibril'de Kur'an-ı Kerim'de methedilir çok. Ama Abdullah bin Selam ki Tevrat ulemasındandır, Müslüman olmuştur ve cennetle müjdelenmiştir. Sahih hadislerde cennetle müjdelenmiştir. Sahabenin de ileri gelenlerindendir. O anlatıyor, anlatıyor. E bütün mahlukatı zikrediyor. Ondan sonra ve ekramul halka alallahi ebul kasim sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılmışların Allah katında en keremlisi ve şereflisi Ebul Kasım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesi. Sallallahu aleyhi Ondan daha değerlisi yoktur buyuruyor. E şimdi siz daha ne konuşuyorsunuz ya? Şu andaki bizim bu sohbetimiz Hiçbir açık oturuma değiştirilebilir mi? Haberlere değiştirilebilir mi? Reklamlara değiştirilebilir mi? Dizilerle değiştirilebilir mi? Veya dünyanın en büyük lideri konuşuyor yani. Bilmem. Yavru Müslümanı fark etmez. Buna değiştirilebilir mi? Hiçbir kimsenin hitabına, kelamına, programına asla değiştirilemez. Değiştiren zarardadır. Çünkü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün bir mahluk yok ise onu anlatmaktan daha üstün bir muhabbet ve kelam ve sohbette olamaz. Biz onu canımızdan ileri sevenler olarak sevmemiz gerekenler olarak zaten yoksa imanımız tamam olmuyor. Bu kadar binlerce kanaldaki binlerce yüzlerce program içerisinde sizin şahsınızı ilgilendiren bir konuşma varsa hangisini tercih edersiniz? Mutlaka sizinle veya ailenizle veya sevdiklerinizle alakalı bir program televizyonda, radyoda çıkarsa bütün dünya yansa siz hemen oraya dönersiniz. Neden? E benden ne diyorlar acaba benim hakkımda falan. E peki nebi evla bil müminine minenfusiyim. O nebi zişan inanan kullarıma canlarından daha yakındır. E sana senden yakın olan, canından ileri olan bir zat hakkında yapılan bu sohbetler, bu şifa şerif dersleri neye karşı acaba teb tevil edilebilir? Tebdil edilebilir. E sana soruyorum. Canınla ilgili, kendinle, şahsınla sevdiklerinle ilgili programı öne alırım diyorsun, öbürlerine bakmam şu anda diyorsun. E peki senin canından ileri olan peygamberinden bahseden bir dersi nasıl başkalarıyla değiştirirsin? Onun için akıllı olalım. Bu dünyaya bir kere geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada tanıdık tanıdık. Sevdik sevdik. Kazandık. Yoksa ahirette ben onu tanıyacağım, onu seveceğim, siyer okuyacağım, şifa şerif dinleyeceğim, sohbet dinleyeceğim. Peygamberimi tanımak istiyorum falan. Şefaatine ermek istiyorum. Öyle bir şey yok. Şu hayat çok kısadır. Yemek içmek bakımından on kuruş etmez. Her şeyin sonu zahmettir. Ama ahireti kazanmak, Mevla'yı tanımak, marifetullah ve muhabbeti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. kainat Efendisi'nin sevgisini kazanmak ve onu sevmeyi kazanmak, tahsil etmek. Sevmek tanımadan olmaz. Muhabbet marifete tabidir. Bir insan tanımadığını sevemez. Ne kadar tanırsa o kadar sevgisi artar. Veya tanıdıkça çift çarşılığı çıkarsa adamın, sanatçıdır, futbolcudur, şudur budur, çok seviyordur. Ama tanıdıkça bir de bakıyorsun soğuyor. Çünkü neden? Adamın kötü huylar çıkıyor. Yok karısını dövmüş, yok çocuğunu öldürmüş. Aa, uyuşturucu müptelasıymış. Bayanasını biraz soğumaya başlayan oluyor tabii. Yani sevmek tanımaya bağlıdır. Ne demek? E üstün sıfatlarını e, anladıkça, tanıdıkça sevgin artar. E kötü sıfatı varsa birinin o zaman sevgin azalır, soğursun. Onun için diyorum sevgi tanımaya tabidir. Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir noksan sıfat olmadığına göre kullar arasında, kullar içerisinde beşeriyet hasebiyle konuşuyorum. Mevla ile kıyas etmiyorum haşa ve Hiçbir kötü sıfat zaten masum da peygamberlerde e, ki usmet sıfatının bir manası da nedir? İnsanları nefret ettiren kötü huylardan uzak olmak. Bütün peygamberler aynı vasıftadır zaten. Peygamberliğin şartı olur bu. Allah Teala böyle olmayan peygamber yapmaz. Süfli e, sıfatları olanlar, insanları soğutacak huyları olanlar. Onun için biz onu kadar tanırsak o kadar severiz. Ne kadar seversek o kadar Allah'ın indinde değer göreriz, seviliriz, şefaata erişiriz. Efendim, ne kadar seversek o kadar sünnetine ittiba ederiz. Seven sevdiğine itaat eder. Onu çok anar, ona benzemeye çalışır. O zaman allah Teala'nın izniyle muhabbet, makbuliyet kazanırız. Dünyamız, ahiretimiz mamur olur. Ama her şey nereye bağlandı geldi görüyor musun? Tanımaya. Tanımak nereye bağlı? E ders dinlemeye, sohbet dinlemeye. Adam sana gazete küpürü okuyan adam sana Resulullah tanıtamaz ki. Romanlarla şeylerle efendim piyeslerle, kliplerle, bilmem nelerle ilahi milahi adı altında şimdi çıkarttılar. Acayip acayip. Şey. Göbek havaları. Yani bunlarla Resulullah tanınmaz ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgisi artmaz ki. İnsanlar müzik ihtiyacını bilmem müzik şeyleri tatmin için bir şeyler uyduruyorlar yani. Bunların çoğu aşk ve muhabbetten sadır olmuyor. Çünkü neden anlıyoruz? E, tesir bırakmıyor, iz bırakmıyor yani. İnsanın içine işlemiyor yani. Bir gözyaşı getirmiyor. Anca böyle neşelendiriyor. Neşelendiren şeyler böyle efendim e, kulağa zevk veren, gö göze zevk veren görseller efendim bunlar sünnete itibariyle ne alakası var? Kainat Efendisi tanıtımıyla ne alakası var? Aslında benim şuraya kadar yaptığım konuşma her şifa Şerif dersinin başında verilmesi lazım. Yani şifa Şerif başlamadan kaç dakika ise Lale Gülcüler ne yapsın? Buraya kadar yaptığım konuşmayı şifa dersi başlamadan 5 dakika ver, 10 dakika ver versin yani. Çünkü sen kimin dersini dinleyeceksin? Kimden bahsedilecek bu derste? Sana canından daha can olan, daha yakın olan, canından ileri sevmen gereken Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediliyor. E sen kendinle ilgili bir konu olsa bütün kanalları kapatıp o konuya yoğunlaşıyorsun. Peki sana senden daha yakın ve faydalı olan zatı dinlemiyorsan onun dersini başka bir şeylere, dizilere, programlara, açık oturumlara, reklamlara, haberlere kaytarıyorsan e demek sen onu canından ileri sevmiyorsun. Çünkü neden? E canını se se sevdiğin için senden bahsediyor diye biri telefon etse sana. Deseler ki şu kanal senden bahsediyor. Sen hemen diziyi kapatır o kanala bakarsın. Ne diyor benim için? Anladın mı? E canından çok sevdiğin için de aynı şey yapmalıydın. Ama sen neredesin? Lale Gül'de değilsin. şifa Şerif dersinde değilsin. Nerede geziyorsun sen? Aa, o şunu demiş bu bunu demiş. Kim nerede ne yemiş? Bize ne 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 yemişse ya. Biz Resulullah'ı tanımaya geldik sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah Resulü'ne imanı artırmaya geldik. Nur bakımından. Biz Allah ve la yuhibbu la yuhibbu ma illa Allah Teala. Ne buyuruyor? En yekûne Allah ve Resulü habbe ileyh min ma sivâma. İmanın tadını tatmak için. Üç alamet vardır. Birincisi Allah ve Resulü her şeyden sevgili gelecek. Bunun içine canın da var, malın da var, karın da var, kocan da var, oğlun da var, kızın da var. Peki her şeyden sevgili gelecek Allah'tan ve Resulü'nden bahsedilen dersler niye sana kendini ilgilendiren programlardan ileri geçemiyor? Çünkü benim gibi sen de yalancısın da ondan. Allah'ıma muhabbet davasına kazip olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu her şifa dersten önce verilmesi gereken bir şeydir. Bu sohbet.